Ay. Efendim. Allah senin cezanı vermesin. Ne işin var burada? Nasıl buldun beni? Ben kafaya koydum mu her şeyi yaparım. Ha, bir de aklın başına geç gelmese. Çok kötüydüm abla. Seninle görüşmem lazımdı. Ne görüşeceğim benimle Yusuf ya? Hadi bak işine. Dayanamıyorum Seyran Hanım'ın bu hallerine abla. Hala Seyran Hanım diyorsun ha? Bana bak, Atağlı'nın Üsküdar'ı geçti. Neredesiniz Yusuf Bey? Yediğin dayak da aklını başına getirmemiş herhalde. Seyran mı söyledi? Dayak mı yedin? Tövbe tövbe ya. Ona mı taktı şimdi? Benim kafam yerinde değil abla. Bak, günlerdir ben sefil oldum burada. O kadar yalvardım, ağladım. Daha ne yapsaydım? Sen söyle. Şimdi inadını Antep'te de göstereydin ya. Kafasız. İşler karman çorman olmuş, şimdi kahramancılık oynuyorsun. Hayatı kararacak abla kızım. Esir gibi tutuyorlar onu evde. Görmüyor musun? Of Yusuf. Yusuf bana bak. Sen mi mutlu edeceksin Seyran'ı? Ha? Sen mi mutlu edeceksin? Kız sana 50 kere söylemiş. Dolanma artık etrafında. Allah aşkına git bak. En iyisi bu Yusuf. Seyran'ın almadan hiçbir yere gitmem buradan. Ben onu seviyorum. O da beni unutamaz. O da beni seviyor hala. Deli deli konuşma. Beni Korhanlar delirtti. Şu içimdeki arı Seyran'dan başka kimse söndüremez artık. Hiçbir şey de umurumda değil. Aynen böyle söyle ona. Ne diyorsun abla sen ya? Ne diyorsun ya? Vallahi bunu aldım. Benim artık gücüm falan kalmadı abla ya. Tertemiz delirip kurtulsam keşke. Delirecekmiş. Kızım iki tane erkek uğruna kavga ediyor ya. Aa daha ne? Hmm. Ama hep böyle olur biliyor musun? Felek isteyene değil de böyle istemeyenin önüne yağdırıverir valla. Hiç komiklik yapacak havamda değilim şu an. Ne bileyim gülersin diye söyledim. Ağlanacak halimize mi? Evet hep böyle yapmıyor muyuz zaten? Yoksa bu hayata nasıl devam edeceğiz? Abla kapatıyorum ben şimdi kapı çalıyor. Tamam ararım sonra. Tamam sen Yusuf için de sıkma canını ha. Isıracak it havlamaz hiç canını sıkma boş ver. Öptüm bay bay. Tamam tamam. Müsait miydin? Ha, müsaitim tabii ki gel lütfen. Nasılsın Seyran? Alışmaya çalışıyorum. Aldın mı haberi? Yo. Ne haberi? Akşam babanlarla yemeğe gidecekmişsiniz. Aa. Evet babam organize etmiş. Babanlar, bizimkiler filan. Maalesef ben gelemiyorum Seyran. Şimdiden kusura bakma demek için uğramıştım aslında. Yok canım ne kusuru olur mu öyle şey? Fakat yengem de bana eşlik edecek. Fuat hiç babanlarla tanışamadı. Onun gelmesi daha doğru gibi. Ya ben az önce ablamla konuştum. Hiç öyle bir şey söylemedi bana. Hmm, yani mekan yeni belli olmuş. Belki onun da senin gibi haberi yoktur daha. Olabilir, doğru. Ferit Bey'im. Buyurun Latif Bey. Akşama Seyran Hanım ailesiyle yemeğe çıkılacakmış. Orhan Bey'im haber vermemi istedi. Ne alaka? Dedem? Ağam İfakat Hanım ve Asuman Hanım evde kalacaklarmış. Asuman ha. İyi, tamam. Etiler'deki yeni restorana gidilecekmiş. Ona göre bir şeyler giyinsin dedi Orhan Bey'im. Yazın beylerle. Bayağı eğleneceğiz desenize. İyi, görüşürüz. Hazırlanmışsın. Seni mi bekleseydim? Pardon. Bir ufak yardımın dokundu da yaptıklarını unutmadım. Annenlerin aldıklarını deniyorum. Geç kalmayayım diye de erken hazırlanayım dedim. Bu yakışmış vallahi. Bu yakışmış vallahi. Sana sorun olsun.
Bak dün olanlar, bugün olanlar... Bizimkilerin yanında bir pot kırayım deme sakın. Ben senin ailenin yanında ne kadar özenliysem... aynı özeni senden de bekliyorum, tamam mı? Tamam. Bunu bir daha giy ama. Alo. Ya Pelop, bu akşam yemeğe çıkamayacağız seninle. Babam Seyranların ailesiyle bir yemek düzenlemiş. Ona katılmam lazım. Kaçta biter bilmiyorum. Nasıl ya? Şaka yapıyorsun değil mi? Hem hediyeni de burada unutmuşsun sen. Ya nereden çıktı bu yemek böyle bir anda ya? Öyle bilmiyorum. Ne bileyim ben, gidince öğreneceğim işte. E bir de nereye gidiyoruz tahmin et. Yuh. Ben daha gitmedim oraya. Karınla mı gideceksin gerçekten? Sadece karım olsa iyi. Karım ve onun kıymetli ailesiyle. Ölmüyorum ben de Pelo. Ne yapayım? Tam söz bak. Başka bir gün telafi edeceğim. Tamam mı? Hadi benim hazırlanmam lazım. Hediyeme de iyi bak. Öpüyorum seni. Bay. Görüşürüz. Olmuş mu? Diğeri daha güzel olmuştu sanki. Sana soran da kabahat. Abartma ya. Güzelsin işte. Fena değilsin. Hadi geç kalma vakası daha yaşamayalım. Hadi Seyran. Şey mi oldu? Annem gelemiyormuş. Ya Pelo deli misin sen? Ne saçmalıyorsun? Ne işin var senin bizim masada? Bugün üçüncü olmaz Ferit. Ya, bak ben hediyeni de getirdim. Saçmalama, kapat şunu. Ya ne var ya? Kibarca gelip afiyet olsun dedim. Ne kolejden abim değil misin? Annem iyi idare etti bizi Pelo. Tamam. Şimdi ben hediyemi alayım lütfen. Ya Pelo masadan kalkıp seninle yemek yiyecek değilim herhalde değil mi? Tamam o zaman. Aa Seyran. Ne haber? Konuşamadık masada. Sen nasıl bir adamsın? Hı? Bu mudur ailemin yanında gösterdiğin özen, saygı? Siz ikiniz nasıl bir iğrençsiniz ya? Aklım almıyor artık benim. Ya benim ablam burada, babam burada, senin annen burada, baban burada. Seyran. Ne Seyran? Ne Seyran? Senin amacın ne? Ha? Eğer amacın her şeyin ortaya çıkmasıysa... buyurun geçelim masaya üçümüz. Anlatalım her şeyi. Ne olacaksa olsun. Hı? Sen kendini gerçekten Ferit'le evli falan mı sanıyorsun ya? Ne bu varoş varoş laflar? Bakıyorum sen bayağı kaptırmışsın. Bence artık kendine gel. Elin tamam. Sus. Yo susmasın. Susmasın. Anlatsın ne anlatacaksa. Buyur. Dinliyorum seni. Anlat. Seyran. Acil masadan çağırıyorlar sizi. Tamam geliyoruz birazdan biz. Şimdi. Ferit, Seyran bu öfkeyle masaya dönerse ne olur sence? Tamam hadi, sen git. Ne oluyor be?
Bana bak. Sen benim kardeşime varoş muydun ha? Ne yapıyorsun? Bırak. Ha? Cevap ver bana. Ya bıraksana, canımı yakıyorsun sen. Bak. Seyran nazik kızdır. Ama ben hiç değilim. Onun değil ama benim ruhum varoş. Seni öyle bir duyarım ki babanın bütün servetini estetik operasyonlara harcarsın, tamam mı? Bağıracağım. Bağır. Bağır. Bana bak. Bir daha benim kardeşime sakın ama sakın laf edeyim, ilişeyim deme. Yoksa seni mahvederim. Bu senin son uyarım. Manyak. Anlat bakalım. Neyi? Eve gelince konuşacağız dedik ya. Hı-hı. Ondan bahsediyorum. Unuttun mu? Sen Perin'i nasıl çağırırsın ya? Ablamın, babamın olduğu yere. Masamıza geliyor bir de. Yüzsüz. Birincisi, öncelikle teşekkür ederim Seyran. İkincisi, Pelin'in geleceğini gerçekten bilmiyordum. Bugün bizim 3. yıl dönümümüz. Hmm. Sürpriz yapmak istemiş. 3. yılınız demek. Vay be. Sana 3 yıl katlanabilen bir canlı var yani bu dünyada. Bu gece sen bile sinirimi bozamazsın Seyran. O kadar emin olma. Ne oldu ya sana? Bu olay niye bu kadar seni gerdi anlamadım. Niye mi bu kadar gerdi? Hı. Yusuf'la buluştum diye dünyaları başıma yıkabiliyorsun. Ama sen istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Oh ne âlâ ya. Ben sana başından beri dürüst oldum Seyran. Bunu daha kaç kere söyleyeceğim? Ha, konumuz bu yani. Dürüstlük. Evet bu. Anladım bak senden. Hadi kapatalım bu konuyu. Bir şeyler mi istek, ha? Vay be. Bu kadar çabuk kapatabiliyorsun yani bu konuları, öyle mi? Oh ne güzel dünya. Ne oldu ya sana? Triplere falan girdin yine. İyi ki bir sabah yardım ettin. Bir tek o değil ki Ferit. Bir tek o değil. Aşağıda da ele vermedim seni. O çizimde benim de elim var. Benim de emeğim var. Teşekkür ederim dedim ya Seyran. Ödeştik. Daha ne yapayım senin için? Eğer sen bana karışırsan ben de sana karışırım bundan sonra. Eğer ben Yusuf'la görüşemezsem sen de Pelin'le görüşemezsin bundan sonra. Tamam mı? Anlaşmamız bu. Şaka mısın kızım sen? Sinirimi bozmayayım diyorum ama inadına yapıyorsun herhalde. İstediğin şey dürüstlük değil miydi? Al sana dürüstlük işte. Sen her Pelin'e gittiğinde, her Pelin'in yanında olduğunda ben de Yusuf'un yanına gideceğim. İşine gelirse. Bak, baştan dürüst oldum sana. Ne oldu sana ya? Hani benim Pelin'le görüşmem bir şey ifade etmiyordu senin için? Hoşuna bile gidiyordu hatta. Ne değişti? Ufaktan bir kıskançlık mı başladı yoksa? Göreceğiz bakalım bundan sonra. Kim kimi kıskanıyor? Vay 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 ya. Güzel güzel. Oluyorsun sen yavaş yavaş. Sevgili triplere falan da başladı. İstanbul havası yaradı ha sana. Sonunda kabuğu çatladı fıstığın. Hadi bakalım. Hadi bakalım.